Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Ağustos-Eylül listelerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Gerçi Ağustos diyelim hani daha Eylül'e girmiş olmayacağız bu listeler çıktığında ama yine de işte tam Eylül başına da denk geldiği için böyle diyorum. Şimdiye kadar 10.000 TL alt. 10.000, bin, 20 bin, 20 40.000, 30, 30 40 40 50.000 yaptık ve artık bütün amiral gemilerini sıralayacağımız 2024 model best of the best listesiyle karşınızdayım. 51.500'den başlayıp 81.500'e kadar çıkacağız efendim diyelim. Laf fazla uzatmadan ilk cihazla başlıyorum. 51.500 demiştim. Samsung Galaxy Z Flip 6. Öncesinde evet 20'lerde falan olurdu bu fiyatlar ama yeni Z Flip'lerde hem dolar hem cihazların gelişmesiyle falan böyle bir şey yapmış Samsung kısmı. 6,7 inçlik Full HD Plus dinamik amoled 120 Hz bir ekran. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci. 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı. Arkada 50 ve 12 megapiksellik çift kamera. 4000 mAh batarya ki bataryası artık daha iyi gidiyormuş. 25 Watt şarjla beraber geliyor. Ve bir 1.5'a şu anda belki de en gelişmiş katlanabilir cihazlardan birini kullanabiliyorsunuz. Istridia formunda olanlar. 55'e çıkarsanız bende birazcık daha para var derseniz benim de favori Android cihazlarımdan biri olan Honor Magic 6 Pro. Hatta bu yer yer daha da aşağıya inebiliyor farklı kampanyalarla falan. Onları da kontrol edin. 6.8 inçlik Full HD Plus OLED 120 Hz ekran. 8 Gen 3 işlemci. Bir diğer yandan 12 GB RAM, 512 GB depolama alanı var. 50, 50, 180 megapiksellik üçlü bir kamera, 180 olan özellikle artık tele lensimiz ve gerçekten çok güzel çekimler yapabiliyor ki DxOMark'ta ikinci sırada boşuna değil arkadaş. Ben zaten incelemesini de uzun kullanım testini falan da yaptım. Orada bizim haftalar sonra konseptiyle görebilirsiniz. Ya ben hala kullanıyorum ki iPhone 15 Pro Max ile beraber çok keyifle kullanmaya devam ediyorum. 5600 mAh silikon karbon bataryası var. Bu çok güzel bir şey. Çünkü en büyük yani ağırlığı diğerleriyle gibi ama 5600 gibi bir şey var. Uzun uzun gidiyor. Ve 80 Watt'la da hızlıca şarj olabiliyor. Yani bu açıdan gerçekten güzel bir tercih. Ama ben iPhone'cuyum ya diyenler için Magic 6 Pro fiyatına size iPhone 15 Plus var. iPhone 15 Plus da en azından büyük ekran isteyenler için olabilir. 6.7 inçlik 1.5K OLED 60 Hz bir ekran var. 120'miz yok maalesef ki. A16 Bionic var. Bu yüzden Apple Intelligence'ı iOS 18'de ve 18.1'de kullanamayacaksınız maalesef ki. 6 GB RAM. 128 GB depolama alanı var. Daha üst depolamalar için ekstra vermeniz lazım. 48 artı 12 megapiksellik kamera var. Kameralar gayet güzel. Onda bir problem yok. 4.383 mAh bataryası var. Ama batarya performansı oldukça iyi. Hatta iPhone 15 en uzun gideni 15 Plus zaten. Ve 20 Watt'la şarj oluyor. E bu zaten Allah'ın emri. Ama yine de işte iPhone, büyük ekranlı iPhone isteyenler için tercih olabilir. 58.500'e geldiğimizde de bu sefer Samsung'un en gelişmiş cihazı olan Samsung Galaxy S24 Ultra var. Gerçi Fold 6'lar falan öyle de ama genel toplamda S24 Ultra ayrı bir yer. 6.8 inçlik QHD Plus yani 2K, dinamik AMOLED 120 Hz bir ekranla beraber geliyor. 8 Gen 3 işlemci var. 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı var ve 200 artı 50 artı 10 artı 12 şeklinde gerçekten işte ayım ayı çekebileceğiniz bir periskoplu vesaire güzel bir kamera deneyimi sunan bir cihaz. S Pen avantajı var zaten o hiçbirinde yok maalesef ki 5000 mAh bataryada 45 wattla şarj oluyor ama şarj aletini ayrı almanız gerekiyor. En azından hızlı şarj oluyor. Yani bu açıdan baktığımızda evet mesela ben S24 Ultra olsaydı bizim ofiste ben hala onu kullanırdım büyük ihtimalle. Yani keyifle de kullanırdım. Samsung'u ayrı bir şekilde cihazlarını sevdiğim için. Ama tabii ki işte fiyat bandında tercihinizi farklı farklı şeylerden yapabilirsiniz. Ben özellikle S Pen kullanmasını seviyordum. Ama mesela S23 Ultra ile S24 Ultra arasında da çok da büyük bir fark yok açıkçası. Ama bunun dışında baktığımızda Vivo'da artık amiral gemi sokmaya başlamıştı ve Vivo X100 Pro da Türkiye'de yeni satılmaya başlandı. 60 bin liraya bulabiliyorsunuz. Bazen yine kampanya oluyor 55'e düşüyor bu arada bu da. E, o da aklınızda olsun. 6.78 inçlik 1.5K AMOLED 120 Hz bir ekranla beraber gelen X100 Pro Dimensity 9300 kullanıyor. Ya 8 Gen 3 varken falan demeyin. Yani kullandığınızda net anlarsanız çok iyi bir işlemde 9300. 16 GB RAM 512 GB depolama alanı var. 50-50-50 üçlü bir kamera sistemi var ve Zeiss optikleri kullanıyor. Bir tarafta Leica like bir tarafta Zeiss. Bunun gibi böyle güzel karmaşalar güzel oluyor ama çok güzel çekimler yapabiliyor. 5400 miliamper bataryamız var. Bu da çok iyidir. Yani en azından bataryanız yüksek ve 100 Watt'la şarj ediyorsunuz. Daha ne olsun bence güzel bir tercih olabilir. Özellikle Vivo kullanan sevenler için ya da Zeiss sevenler için bir tercih olabilir. 65'e çıktığınızda ise bu sefer de Huawei kanadına geçiyoruz. Huawei'nin de Ultra'sı var. Pure 70 Ultra da tercih edilebilir. 6.8 inçlik 1.5K OLED 120 Hz bir ekran var ama ekran gerçekten güzel dört tarafa kavisli falan. Ben bunun ekranını çok seviyorum. Kirin 9010 var. Evet, şey olarak baktığınızda benchmark testleri falan olarak baktığınızda hepsinden geride ama ...kendi içerisindeki her şeyi yapabilecek durumda da böyle bir durum var. Ama amacınız performanssa tabii ki bunu tercih etmeyebilirsiniz. Google hikayesi artık çok kolaylaştı. Yani çözebiliyorsunuz öyle adım adım bir şey yapmanıza gerek yok. App Gallery'den bir şey indirdiğinizde de oluyor artık. 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı bol bol bir yer bizlere sağlıyor. 50 artı 13 artı 48'lik bir üçlü kamerası var. Ama megapiksellere bakmadan değerine baktığınızda... DxOMark'ta da yine birinciliği aldı. Çok hızlı fotoğraf çekebiliyor. Yani Formula 1 yarışına gidin işte... NASCAR'a gidin ya da ne bileyim rally'e gidin. O uçan arabaları çatır çatır çekersiniz. Bunda çok da güzel de çekersiniz. Yani o kadar iyi bir kamera performansına sahip. Videosu da çok iyi. Bunun yanı sıra baktığımızda 5200 mAh bataryası var ve 100 Watt'la şarj oluyor. E bu da gayet iyi değerler bizlere sağlıyor. Özellikle o estetik görünümünü de ben fazlasıyla seviyorum. Pure 80 Ultra'nın P60 Pro'nun da o mermer görünümü çok güzeldi. Tasarım işini yapıyor yani Huawei. Devam ettiğimde katlanabilir bir cihaz olarak da yine güncel bir katlanabilir cihaz cihazlardan birini isterseniz. Honor Magic V2 var. Magic V2 özellikle ince yapısıyla beraber mükemmel. Yani Fold 6'dan da Fold 5'ten de ya da işte Tekno'nun vesaire gibi. Yani Türkiye'de satılan en ince katlanabilir cihaz da bu zaten. 7.92 inçlik AMOLED 120 Hz bir ekran var. Dış ekranı da 6,43 inçlik AMOLED 120 Hz bir ekran. 8 Gen 2 ile beraber geliyor. Hani 8 Gen 3'lü versiyon çıktı tabii Z Fold 6 ama aradaki fiyat farkına bakacak olursanız o da ayrı bir mesele. 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı var. 50 megapiksel ana 20 artı 50 megapiksellik yine tele ile geniş açıyla beraber geliyor. Yani Z Fold 6'nın çekimlerini kendim daha görmedim ama DxOMark'takilere falan filan da baktığımda Magic V2 galiba hala da en iyi kameraya sahip katlanabilir cihaz. Böyle de bir avantajı var. Bunun yanı sıra 5000 mAh bataryası da var. 66 Watt'la şarj ediyorsunuz. Çok iyi. Yani en hızlı da şarj olan katlanabilirlerden biri zaten bu. Fiyatı da dediğim gibi 65-800'lerde geziyor Magic V2 için yine fena değil bence. 67.5'a geldiğimizde de bu sefer iPhone'un Pro'su var. iPhone 15 Pro 6,1 inçlik Full HD Plus OLED 120 Hz ekran. A17 Pro olduğu için de tabii ki işte Apple Intelligence gelen güncellemelerde yenilikler falan. Gırla hepsini kullanabiliyorsunuz. Tabii ki iPhone 16 çıktığında biraz üzülebilir. Ne çıkacağını göreceğiz 16 serisinde. 8 GB RAM 128 GB depolama alanı var. 48 12 12 şeklinde giden bir üçlü kamera. 3274 mAh batarya var. 20 Watt'la şarj oluyor ama batarya süresi fena değil bunda. Bu arada özellikle Apple'lar için Apple lansmanından önce eğer bir iPhone almanız gerekiyorsa alın. Sonradan Apple o fiyatı günceller diye tahmin ediyorum. Sonradan üzülmeyin bu fiyatlara. Benzer fiyata da 1000 lira farklı. 68.5'a geldiğinizde de bu sefer Xiaomi 14 Ultra alabilirsiniz. Bir diğer Android'teki favori cihazım. 6,73 inçlik QHD Plus AMOLED 120 Hz bir ekranla beraber geliyor. 8 Gen 3 var. 16 GB RAM, 512 GB depolama ile beraber gelirken 50-50-50-50 şeklinde devam eden dörtlü bir 50 megapiksellik Leica lensleri var. Yani zoomu çok iyi, videoları çok iyi, portresi çok iyi, her şeyi çok iyi. Ben gerçekten Xiaomi 14 Ultra'yı çok keyifle kullanıyordum. Bunu hep söyledim. Şimdi de Ersin abi keyifle kullanmaya devam ediyor. 90 Watt'la şarjı olan bir 5000 mAh bataryası var batarya süresi de çok güzel. Arkadaki deri görünümü, işte kitini, fotoğraf kitini alırsanız bayağı kamera gibi, fotoğraf makinesi gibi kullanabilme falan avantajları da çok güzel bu cihazın. O yüzden seviyorum diyelim. Devam ettiğimizde 80 bin liraya da bir bütçeniz varsa iPhone 15 Pro Max alabilirsiniz. Yani güzel cihaz zaten. 6.7 inçlik, 1.5K OLED, 120 Hz ekran, A17 Pro işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama ki ben de 256'lığını kullanıyorum. 48-12-12 şeklinde giden videosu gayet güzel güzel olan bir kamera. Ama mesela fotoğraflarda ben Honor'u da, Xiaomi'yi de, Huawei'yi de daha çok seviyorum bunu söyleyeyim. 4222, 4422 mAh bataryasıyla da ben çok rahat bir gün kullanabiliyorum yani. Ekstra durumlarda şarj etmem gerekiyor evden çıkmadan. O yüzden güzel. 20 Watt ama farklı şarj aletlerinde 30 Watt'a kadar çıkabilen bir şarj kapasitesi var. Bu aynı zamanda 15 Pro için de geçerli. 80 bin liraya alabilirsiniz. 1500 daha verirseniz de şu anda benim listemdeki en pahalı cihaz olan Galaxy Z default 6 alabilirsiniz. Samsung'un en yeri katlanabilir cihazı kendisi. 7.6 inçlik AMOLED 120 Hz iç ekran, 6.2 inç AMOLED 120 Hz de dış ekran var. 8 Gen 3 ile beraber geldiği için performansı yerinde. 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı var. 50 12 10 şeklinde kamera dizilimi var. Bir önceki ile aynı ama yapay zeka avantajlarının falan olduğundan bahsediliyor. 4400 mAh bataryamız var. 25 Watt'la da şarj olabilen bir cihazdan bahsediyoruz sizlere. Yani 81.5'a yani işte en azından Samsung'un en gelişmiş şeyini kullanmak istiyorum ben dediğinizde tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama yani o kadar yüksek fiyatlara bir katlanabilir cihaza vermek onu da tam bilemedim ama listeye neden eklenmedin denmemesi için eklemiş oldum. Peki bunlar arasında sizin favoriniz hangisi? Ben fiyata göre baktığımda sanki Magic 6 Pro buradaki böyle cillop cihazlardan biriymiş gibi hissediyorum. Ama tabii ki sizler de kendi favorinizi ya da bunların arasında kullandığınız bir telefon varsa evet bence kesinlikle alınır ya da alınmaz şu şu eksiklikleri var gibi kendi yorumlarınızda özellikle güncel fiyatıyla beraber yapmayı unutmayın diyelim. Tabii ki siz de bunların arasında işte 81.500 liranız var diyelim. Ne alırsınız diye sorduğumda da hangisini tercih ettiğinizi nedenleriyle beraber yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Artık büyük ihtimalle Kasım Aralık gibi bir tane daha liste yaparız. Eğer arada çok büyük bir fiyat farkları vesaire olmazsa ama umarım bu fiyatlarda düşerek insanların daha alabileceği bir hale gelir diye ümit ediyorum ama sanıyor muyum? O ayrı mesele. Sizler de bu listeler hakkındaki düşüncelerinizi ya da bütçeniz yani bu videoyu gördüğünüz ama sizin bütçeniz daha azsa işte 30 bin, 40 bin, 40 bin, 40 bin 50 bin, 20 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin TL altı gibi bütün bütçelere uygun da listelerimize göz atabilirsiniz diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir liste videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.